örnek vererek sana pus atacağım. Hani böyle bebekler, böyle çocuklar birbirini görürler. Filmli bebekler vardır, konuşan yok, bebekler. Onu söylemeyeceğim. Hani bebekler birbirini görür, böyle şey yapar ebeveynleri de. Aa bak hani bebek falan. Kardeş bak. Bir yaşındadır öbürünü bebek diye sever ya. Aleyna'nın da diğer böyle şey kişiler çocuklar deyip böyle hani akıllar vermesi. Aleyna ne zamandan beri otorite oldu da fikir üretir oldu bu konuda. Abileri, ablaları iyi şeyler üretemiyorlarmış da bilmem neymiş falan. Kendiyle çelişiyor ya. Bir şey sormak istiyorum. Zaten... Aleyna'cığım sen niye üretmiyorsun da rap yapacaksın o zaman? Üret. Ya ben senden öyle bir meydan okuma beklerdim. Pop müzik üretemediler ama bak ben şimdi bir şeyle geliyorum. Bakın üreticilik nasıl olur diye. Sen niye? Sen de üretemiyorsun çünkü öyle mi? Ya... Nerede Emrah Karaduman? Olmayınca olmuyor değil mi? Üretkenlik dediğin şey çalışmakla olacak, gezmekle olacak bir şey değil ki. Ya bu kız yani, bu kız niye Türkiye'de arkadaşım? Bu Amerika'da çok ünlü bir yapım şirketiyle, müzik şirketiyle anlaştı. Yaptı abi şarkı, albüm bitti çıkacak artık. En son müzik ödülleri yapıldı. Music Awards. Hı-hı. Amerika'da işte diğer müzik ödülü yapıldı falan. Ve o yani senin anlaştığın müzik şirketinin şarkıcıları falan da var. Ya gitsene. Onların arasında, sana, onların arasında dolaş en azından. Görsene, dolaşsana, konuşsana. Olur mu ya? Ya da burada... görsene. Ne yapıyorsun burada? Aleyna ne yapıyorsun? Bu bilirkişi hallerinle beni yedin. Yedin beni. Yani yedin. Ya, yine söylüyorum. Şöhret herkesin üzerine oturmuyor. Bunun terzisi de yok. Ölçüp biçip kaftanı yapma. Kendin giyeceksin bu elbiseyi. Olmuyor. Ya şuursuz açıklamalar olmuyor. Yapıyor ve diyor ki ben zaman zaman böyle açıklamalar yaparım diyor. Ya niye o zaman tek bir kişi son zamanlarda linç yiyor ya? Yazık. Vallahi yazık. Hani kalem almıyoruz Aleyna Tilki acaba? Yani. Ya şu var bak. Evet doğru söyleyebilirsin. Bu müziği yapıyorsun ve şeyleri açıklamalar yapabilirsin. Tespitlerini de söyleyebilirsin tabii ki. Yani fikirlerini de söyleyebilirsin ama bu üstten üstten akıl vererek bir de hani öyle olsa böyle olur da abilerim ablalarım üretemiyor. Yavrum o zaman sana demezler mi kimse? Kimse demiyorsa sen ben ne diyeyim. Yap. Üret o zaman. Pop müzikle üret. Senin yaptığını görelim. Ben de rap yapacağım diye. Kendi kendinle çelişiyorum. Ben valla bak. Ya yaşına göre davran ya. Yok benim IQ'm yüksek oradayım. Yok bunun yüksek buradayım. Aleyna kendini büyüttün şey büyüttün şişirdin. Buna da inandın yavrum sen. Elif'e bir şey söyleyeyim mi? Sana yazık günah. Bütün bu saçmalıklar fazla akıllıktan da kaynaklanıyor olabilir. Ya yok Allah aşkına. Ne akıllı akıllılığı ya. Yani. Yani çok akıllılığı yani. Neye göre akıl, hı, kime göre akıl? Ne yaptın onun kendine mesela? Göre akıl canım. Ben de mesela çok zeki ve akıllı bir kadınım. Öyle. Hepsi söylerim bunu. Tamam, ama kime göre neye göre? Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani kime göre çok aptalım bir yani. Bir de sektördeki abi ve ablalarına akıl verebilecek ve onları eleştirebilmesi için daha Aleyna Hanım çok fırın ekmek yemesi yani lazım. Bir de yani kaç sene kaldı? Ne zaman müzik otoritesi oldu o yani? 10 sene sonra dünya starı olmazsam ev kadını olurum diyorduk. Ev kadını olmakta bir sıkıntı yok bu arada. Elinde sonunda da olabilirsin. 18 ev kadını zaten yoksa, 28 neyse. Yaşına geldiğinde yapması gereken tek şey o zaten. Bugün 18 yaşında. Şu an kaç yaşında? İşte 18 20 yaşında. 20 olmadı mı ya? Oldu. Yeni girdi. O geçen sene 18'ine girdi işte. Twitter'ı kapanmış diye 18 yaş altı diye. Çocuğum evladım niye Amerika'da değilsin ya? Ya dünya starı burada olunmaz. Burada ne yaptığın da belli değil. Yani ne yapıyorsun? Kardeşinle oradan çıkıyorsun oraya geçiyorsun. O geziyorsun ediyorsun falan. Bilmiyorum. Ben bu kadar genç olacağım. Tozunu attırırım Amerika'nın. Ve çok iyi Amerika'nın bir müzik şirketiyle anlaşacağım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum vallahi billahi hani yazın bir aylığına valizini toplar. Aa, tatile arada, gelip Aleyna'cığım gelip senin yapmaya çalıştığın şeyi Can Yaman yapıyor şu anda biliyorsun değil mi? Hani ilk sendin ya hani. Böyle açıldı çocuk. Aa, ya bayağı onlara gelene açıldı. Kadar neler var neler ki, neler. Ben de şuraya yazıyorum Can Yaman Hollywood'da iş yapmazsa ben mesleği bırakırım. Zaten bırakasım var. Ben size söyleyeyim. O da bahane mi olur diyorsun? He. O da bahane. Aa teşekkür ederim. Gelmedi mi çıktı Oktay, Oktay Kaynarcı galası gelmedi mi ya? Millet paylaşıyor çatır çatır Instagram'da. Evet öyle mi? Henüz gelmemiş. Bak canı verdiği oldu. Hollywood açılır. Yani Aleyna'cığım şunu demeye çalışıyorum. Canımcığım yani sana gelene kadar. Neler var neler. Yok benim IQ'm yüksek, yok ben çok ya, zekiyim, yok ben onu yaparım, bunu yaparım. Ben meselesi çok tehlikelidir biliyor musun? Ben... Söylediğine sıkıntı. İnanıyor. O da ayrı bir kafa ama. Bence Emrah yani. Karaduman'la çok erken ayrıldın. Yollarınız çok erken, sen Emrah Karaduman'la yapsaydın bak öyle... Ay Emrah'cığım! Bir şey söyleyeyim, çocuk pes etmiş olabilir ya bu tavra, bu şekle, şemale... Çok Emrah da pes etmiş olabilir yani. Çok akaliyetli bir çocuk biliyor musun bak. Hiçbir şey
Yani yolları meslek iş olarak ayrıldı. Tek bir laf etmedi, bir şey yapmadı. Ahlaklı çocuk. Ya yani Emrah, Erhan Bayram asistanıyken ben o zaman radyodaydım, müzisyenleri konuk alıyordum. Biz o zamandan tanışıyoruz ve bir gün beni de konuk alırsın falan derdi bana Emrah. Yani o dönemlerde dedim ki herhalde diye. Böyle annesini falan tanırım, stüdyosuna, evine gitmişliğim var. Ve bir gün öyle bir yere geldi ki beraber aynı yolda birbirimize tanık olarak ilerledik. Onun başarısıyla gurur duyuyorum ve bugün bazı sanatçı arkadaşlarım kime yaptırsak dediklerinde 5 sene önce de sorsalar, bugün de sorsalar ilk adresim Emrah Karaduman'dır net. Yani çok çok iyi yani. Çok iyi isimler var ama ben Emrah'ın hayranıyım. Ve en büyük şansı da Aleyna'yı fark etmemizin en büyük şansı o cevapsız çınlama falan Emrah'la olan bir işti. Ondan sonrasında öyle aklımıza kalan bir şarkısı olmadı. Şey var ya, sen olsan bari. Şey, onda şeyin şarkısı değil mi? Ersen'in şarkısıydı. Ozan Çolakoğlu yine iyi isimlerle çalıştı ama onlar da Emrah'ın yönlendirmesiyle oldu. Doğru. Neyse Aleyna'cığım. Yapacak bir seni şey kendi söyleyeyim. Halinde bırakıp sana veda ediyoruz. Sana ayrılan süremiz doldu. Senin IQ'ne ve zekana yakışır konuşamamış olabiliriz ama yapacak bir şey yok yani.